Evet bugün yine spor gündemiyle alakalı daha doğrusu Fenerbahçe ile alakalı bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere cumartesi günü Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Kadıköy'de bir derbi oynandı ve bu derbiyi Galatasaray'ın kazanmasıyla beraber Fenerbahçe'de işler karıştı. Derbinin bittiği andan itibaren Fenerbahçe taraftarından hem yönetime karşı hem oyunculara karşı büyük bir tepki başladı. Ki dün ile alakalı yayınladığım videonun yorumlarında da Fenerbahçe taraftarlarında büyük bir umutsuzluk, büyük bir hayal kırıklığı vardı. Bugün konumuz Fenerbahçe'nin çöküşü, daha doğrusu Fenerbahçe'nin Fenerbahçe dinamiklerinin yıllar içerisinde nasıl değiştiği olacak. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem de bizim tarzımızla. Bugün yine gündemle alakalı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Hala bir yerlerde zam yapılmamış vergiler var. Dün çok ama çok kötü bir olay yaşandı. Hepsi yargılanmalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleşen skandallar. Evet Fenerbahçe. Bazılarına göre Türkiye'nin en büyük spor kulübü, bazılarına göre en büyük spor kulüplerinden bir tanesi. Fakat hemen hemen herkesin reddedemeyeceği tek bir gerçek var. Fenerbahçe Türkiye'nin en magazinsel, en çok konuşulan, en karmaşık, en kaoslu kulübü. O yüzden bugün bir şeyleri anlatırken geçmişten örneklerle anlatmak istedim. Birkaç tane video izledim, birkaç tane kaynağı kurcaladım. Yaşımın yetmediği yerlere de gittim, babama sordum. Neticesinde ortaya bir hikaye çıktı ve o hikayeyi de sizlere anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bugün sizleri 1990 5'lere götüreceğim. Fakat lütfen neden diye sormayın. Sadece hikayenin bitmesini bekleyin. Yaşı yetenler zaten bilirler. Fakat yaşı yetmeyenler için bir hatırlatma yaparak başlayacağım. Fenerbahçe'nin şu meşhur, her zaman dillendirilen ve bugün bile çok büyük bir olay olarak anlatılan 103 gollü şampiyonluğunun ardından çok kötü bir dönem başlıyor. Zira 103 gollü şampiyonluk sonrası Fenerbahçe doğru idare edilemiyor ve yönetim alanında yapılan peşi sıra hatalarla Fenerbahçe uzun süre şampiyonluktan uzak kalıyor. Uzak kaldığı bu sezonlar içerisinde Fenerbahçe o zamana kadar ...alışık olmadığı bir şekilde uzaklardan Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluklarını, başarılarını izliyor. Ta ki 1995-1996 sezonuna kadar. 95 sezonunun başında tribünlerde bir dip dalga hareketi başlıyor. Fenerbahçe taraftarları sanki daha öncesinde anlaşmışçasına bütün tribünlere eşlik edecek şekilde... ...Alişen, Başkan, Fenerbahçe, Şampiyon diye aykırıyorlar. Yani aslında bir nevi yeni sezonda, yeni kongrede istedikleri başkanı işaret ediyorlar. Ki takdir edersiniz ki o zamanlar öyle sosyal medya falan yok yani insanların kolayca organize olabilmesi, bütün tribünlerin aynı şekilde besteye eşlik etmeleri gerçekten enteresan bir durum. Fakat bunu başarıyor Fenerbahçe taraftarı. Çünkü Alişen Başkan Fenerbahçe şampiyon isteği tamamen doğal bir şekilde gerçekleşip sadece ve sadece başarı isteğinden kaynaklanan bir tepki oluyor. Zira Alişen demek Fenerbahçe için başarı, Fenerbahçe için şampiyonluk demekti. Derken Fenerbahçe taraftarlarının öyle ya da böyle istediği oldu. Alişen ikinci Fenerbahçe dönemine başlarken işinin bir hayli zor olduğunun farkındaydı. Kendisi başkanlık görevine ikinci kez gelirken büyük bir ihtişamla gelmişti ve Fenerbahçe taraftarını doyurmak zorundaydı. Uzun süredir beklenen bir şampiyonluk vardı ve gelecek sıradan bir başarı Fenerbahçe taraftarını tatmin etmeyebilirdi. Alişan bunu bilecek kadar Fenerbahçe dinamiklerine hakim ve camiayı tanıyan bir insandı. Onun düşüncesine göre Fenerbahçe'ye bir reset lazımdı. Fakat resetten sonra yeni dizayn edilecek Fenerbahçe çok görkemli bir şekilde dizayn edilmeliydi. Bu yüzdendir ki gözüne hep yükseklere dikti. İlk olarak yeni sezonda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belirlenmeliydi. Yönetim içerisinden ve yakın çevresinden pek çok ses yükseliyor fakat Alişan Pereira diyor başka bir şey demiyordu. O dönemki yöneticileri ve yakınları kendisine adeta kafayı mı yedin sen gibilerinden bakışlar atıyorlardı. Zira Alişan'ın Pereira Pereira dediği Pereira Brezilya milli takımının 24-25 yıllık dünya kupası hasretini daha yeni sonlandıran Carlos Alberto Pereira'ydı. Carlos Alberto Pereira'nın ne işi vardı doğru düzgün çim sahası dahi olmayan Türkiye'de? Ki buraya ayrı bir parantez açalım. Lütfen bugünkü şartlarla düşünmeyin arkadaşlar. Günümüzde öyle ya da böyle bu tarz isimleri Türkiye'ye getirmek bir şekilde mümkün olabiliyor. Lakin o zamanlar bu kadar sükseli transferler yapmak, bu kadar büyük hocaları Türkiye'ye getirmek neredeyse imkansızdı. O yüzdendir ki Alişe'nin Pereira talebi bir hayli ütopik bir talepti. Neyse efendim yazılıp çizilenlere göre, anlatılanlara göre Alişen alttan girdi, üstten çıktı ve Pereira'yı ikna etmeyi başardı. Yapılan birkaç görüşmenin neticesinde Pereira'ya resmi imzayı attırdı ve Türkiye'ye getirdi. Bu haber adeta Türkiye'yi yıktı. Herkes çok oldu. Çok değil daha yeni Brezilya ile Dünya Kupası almış Pereira nasıl ikna edilmişti? Bu sorunun cevabını muhtemelen bugün dahi kimse veremeyecektir fakat Alişan bir şekilde başarmıştı. Derken sezon başladı. Her şey Pereira'nın istediği gibi olmuştu. Onun istediği transferler tek tek gerçekleşmiş ve Pereira da yavaş yavaş kendi oyununu takıma kabul ettirmeye başlamıştı. Lakin Pereira gibi görkemli bir ismin arkasında gözden kaçan çok önemli bir problem vardı. Carlos Alberto Pereira defansif bir hocaydı ve bu Fenerbahçe'nin kulüp kültürüne hiç uygun değildi. Son Sonuç olarak Fenerbahçe şampiyonluğa hasret de hasret olmasına ama bundan önceki son şampiyonluğunda 103 gol atarak Türkiye'nin rekorunu kırmıştı. Fenerbahçe demek Fenerbahçeliler için hücum demekti. Pereira evet efsaneydi. Evet Brezilya ile daha yeni Dünya Kupası kaldırmıştı ama o Dünya Kupası'nı kaldırırken de Brezilya denince akıllara gelen o gösterişli futbolu oynatmamış Brezilya ile defansif oynayarak Dünya Kupası'nı almıştı. Derken maçlar oynanıyor ve Fenerbahçe kazana kazana yoluna devam ediyordu. Lakin gel gelelim kulüp içerisinden de bazı sesler yükselmeye başlamıştı. Fenerbahçe'nin o dönemlerde çok önemli gazetecileri, çok önemli köşe yazarları vardı. Ama şimdi böyle deyince de bugünküler gibi zannetmeyin lütfen. O zamanların köşe yazarları, o zamanların gazetecileri ne yönetici tanırdı ne başkan tanırdı. Anlatılanlara göre onlara eğilip bükülmezdi. Dillerinin sivriliği herkesi kesebilirdi. Mekanları cennet olsun, cam bartular, lefterler, İslam çupiler, kimler kimler. Yavaş yavaş başladılar kesmeye. Aslında son yıllarda Fenerbahçelilerin sosyal medyada çok sık duydukları bir söylemdi dillendirdikleri şey. Fenerbahçe böyle oynamaz. Maçlar oynanıyor, onlar yazıp çiziyor, taraftar da hak veriyordu. Sezon sonu geldiğinde ise Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşıyor fakat dünyaca ünlü teknik direktör Carlos Alberto Pereira ile yollar ayrılıyordu. Neden? Çünkü Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi olmalıydı. Eğer kendi dinamiklerinden uzak, kulüp dinamiklerine uygun davranmayan personelleri varsa acımaz ve fiş çekilirdi. Fenerbahçe'nin ne başarısızlığa ne de kendine uygun olmayana asla tahammülü yoktu. Bu anlattığım 90'lı yıllardan nacizane bir yaşanmışlıktı. Ama tatmin olmayanlar için bu örnekler arttırılabilir. Daha yakına gelelim. 2003-2004 sezonuna gidelim. Başkan Aziz Yıldırım ve yeni sezon için anlaştığı teknik direktör Alman Christoph Daum. Daum'a çok genç, birkaç tecrübeli oyuncuyla takviye edilen bir Fenerbahçe kadrosu verildi. Neticesinde 2003-2004 ve 2004-2005 olmak üzere arka arkaya iki sezon şampiyon oldu. İki sezon üst üste yaşanan şampiyonluk bazılarınızı tatmin etmeyebilir ama size ilginç bir bilgi vereyim. Fenerbahçe kulüp tarihinde iki sezon üst üste şampiyonluk çok sınırlı. Fenerbahçe genellikle şampiyonluklarını tek sezon ama sık sık almıştır. O yüzdendir ki Daum'un 2003 ve 2005 arasında yaptığı şey çok başarılı bir iştir. Ki akabinde de 3. sezonuna giderken Denizli faciası yaşanmış ve Fenerbahçe şampiyonluktan olmuştur. Peki sonra ne olmuştur? Sonra belki Pereira ile aynı sebepten dolayı gitmemiştir Daum ama 2 sezon üst üste şampiyon yaptıktan sonra 3. sezonunda son hafta şampiyonluğu kaybettiği için Fenerbahçe'den gönderilmiştir. Niye? Çünkü Fenerbahçe'nin başarısızlığa tahammülü yoktur. Doğru bir karardır veya yanlış bir karardır fark etmez. Fenerbahçe o günün şartlarında kulüp dinamiklerine uygun bir şekilde davranmıştır. Yani bugünlerden dönüp o tarihlere baktığımızda yaşanılan onca olaydan sonra ya orada Daum gönderilmese acaba ne olurdu demek çok kolaydır. Fakat emin olun o tarihlerde insanlar Daum'un gönderilişinden o kadar da rahatsız olmamışlardır. Çünkü Fenerbahçe taraftarları o zamanlarda biliyorlardı ki eğer iki sezon üst üste şampiyon yapan Daum gidiyorsa çok daha iyisi gelecektir. Tekrardan altını çiziyorum öyle olmuştur ya da olmamış ama Fenerbahçe'nin dinamikleri o zamanlar böyleydi. Öncesinde ve devamında bunun birkaç örneği daha yaşandı elbette onlar da anlatılabilir fakat artık günümüze gelelim. Bugünün Fenerbahçesi yani günümüz Fenerbahçesi bu dinamiklerden bu kulüp alışkanlıklarından tamamıyla uzak bir profilde. Fenerbahçe artık günümüzde Fenerbahçe gibi davranamıyor. Fenerbahçe artık başkanından taraftarına, taraftarından teknik direktörüne, teknik direktöründen oyuncusuna kadar başarısızlığa tahammülü olan, sürekli bahaneler üreten, kendisi için çok standart olan personelleri dünya starı gibi gören, yere düştüğü zaman kolay kolay ayağa kalkamayan ve eleştiriye tamamen kapalı olan bir kulüp. Böyle bir ortamda da elbette ki çürüme gitgide hızlanıyor. Fenerbahçe çöktü mü? Belki çok sert bir soru, belki cevabı can yakacak bir soru. Eğer eski Fenerbahçe olarak düşünüyorsanız, yani Fenerbahçe'nin temeline iniyorsanız, evet Fenerbahçe çöktü. Zira son yıllardaki Fenerbahçe, 90'lı yıllardaki Fenerbahçe'den, 80'li yıllardaki Fenerbahçe'den, gerçek Fenerbahçe'den çok uzak bir noktada. Bunda hiç şüphesiz sadece bir kişinin veya bir olayın değil pek çok kişinin pek çok olayın payı var. Ama şunu da çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki son başkan olan Ali Koç Fenerbahçe'nin dinamiklerine inanılmaz derecede aykırı hareket eden bir başkan. Onun başarısızlığa tahammülü var. Onun Fenerbahçe'nin kulüp kültürüne, Fenerbahçe'nin alışkanlıklarına uygun olmayan yöneticilere, personellere de tahammülü var. Ali Koç Fenerbahçe başkanlık makamının gereksinimlerine uygun, oranın ağırlığının farkında olan ve orayı önemseyen bir başkan değil. Ali Koç çok profesyonel bir başkan ve Fenerbahçe kulüp dinamiklerinde profesyonel başkan modeli tarihte olmamış. O yüzdendir ki eski insanlar Ali Koç ve yönetimini çok fazla garipsiyor. Yeni insanlar yani FIFA ile ve FM ile büyüyen jenerasyonda her şeye rağmen Ali Koç'un başarısızlığına da Fenerbahçe'ye de tahammül edebiliyor. Mesela Alişen Alişen dedik sizlere bir örnek daha vereyim. Yine 95-96 sezonundan vereyim. İkinci dönemi başlayan Alişen o zamanların TFF başkanından çok şikayetçi. Ona göre TFF başkanı Fenerbahçe'nin rakiplerine çalışan bir TFF başkanı. Ve Alişen çıkıp bir konu konuşmasında diyor ki eğer ben Fenerbahçe başkanıysam bu federasyon başkanı gidecek. Ne oluyor biliyor musunuz? Federasyon başkanı gidiyor. Şimdi bu hikaye sizlere tanıdık gelmiştir. Çünkü daha geçtiğimiz seneye kadar Ali Koç'tan sık sık böyle söylemler duyuyorduk. Peki ne oldu? Fenerbahçe Süper Kupa finaline çıkmadı. Fenerbahçe bir sürü açıklama yayınladı. Bir sürü icraat yapmaya çalıştı fakat federasyon başkanını gönderemedi. Federasyon başkanı en sonunda tekrardan aday olduğu seçimden seçimi kazanamayarak gitti. Yani özetle federasyon başkanını Ali Koç götüremedi. İşte mesela verdiğim bu örnek Fenerbahçe başkanlık makamının ağırlığını sarsan bir örnektir. Fenerbahçe başkanı olan kişi eğer ben ligden çekilmeyi oylatacağım diyorsa oylatmalıdır. Eğer bu federasyon başkanı gidecek diyorsa o federasyon başkanı gitmelidir. Çünkü bunları söyleyen kişi Fenerbahçe Spor Kulübü başkanıdır. Fakat dediğim gibi Ali Koç bizim bu anlattıklarımıza uygun olarak Fenerbahçe başkanlığı yapan bir başkan değildir. O bir profesyoneldir. Profesyonel insanlar profesyonel düşünürler. Bu tarz duygu durumlarına izin vermezler. Onlar için tabii ki makamın ağırlığı vardır. Fakat makamın ağırlığı bu denli önemli değildir. E geldiğimiz noktadan oldu? Bazı insanlar söylediklerime kızabilirler. Bazı insanlar doğru bulabilirler. Fakat Ali Koç hemen hemen hiç kimsenin söylemlerini ciddiye almadığı bir Fenerbahçe başkanına dönüştü. Bakın Fenerbahçe başkanına dönüştü diyorum. Çünkü beni ilgilendiren kısım orası. Yani Ali Koç bugün Dursun Özbek özelinde bir açıklama yaptığında artık çoğu zaman cevap alamadığını görüyorsunuz. Federasyon hakkında bir açıklama yaptığında federasyon geçen sene hiçbir cevap vermiyordu. Yine aynı şekilde bu arada kongresine gelin toplanın bir şeyler yapacağız dediğinde 30 bin kişiyi toplayıp hiçbir şey yapmadığı için bundan sonraki süreçte tekrar aynı talepte bulunduğunda asla 30 bin kişinin tekrardan toplanmayacağı da bir gerçek. Yani işin özeti Ali Koç başkanlık makamının ağırlığına da çok büyük zarar verdi. Peki sizlere Pereira'nın hikayesini Daum'un hikayesini ve Alişan Aziz Yıldırım hikayesini neden anlattım? Şu yüzden anlattım arkadaşlar. Daha önceki Fenerbahçe eleştiri videolarında sıklıkla söylediğim bir şey vardı. Her toplum hak ettiği gibi yönetilir ve Fenerbahçe taraf şu anda yaşadığı her şeyi hak ediyor. İşte bu hikayeleri dinlediğiniz zaman şu an geldiğimiz noktayı daha net yorumlayabiliyorsunuz. Bir zamanlar uzun süren şampiyonluk hasretinden sonra Brezilya'nın dünyaca ünlü teknik direktörünü getiren Fenerbahçe sırf istediği gibi futbol oynatmıyor diye şampiyon olmasına rağmen tahammül göstermeyip kovuyor. Günümüzde 10-11 senedir şampiyon olamayan Fenerbahçe ki bunun 6-7 sezonu aynı başkanla kongrede o başkana gitme sana muhtacım diye tezahürat söylüyor. O mu Fenerbahçe, bu mu? Fenerbahçe? O zamanki insanlar mı daha iyi Fenerbahçeli? Daha iyi Fenerbahçe'yi bilen insanlar yoksa bugünlerde kongrede veya sosyal medyada gitme sana muhtacım deyip Ali Koç'a hala tahammül eden insanlar mı? Cevap çok basit diye düşünüyorum. Tahammül etmeyin arkadaşlar. Bu kadar vasat sever olmayın. Fenerbahçe kulüp tarihinin en başarısız dönemlerini yaşıyor. Fenerbahçe'nin kulüp tarihinde şampiyonluktan bu kadar uzak kaldığı bir dönem yok. Fenerbahçe'nin kulüp tarihinde Ali Koç döneminde yaşadığı başarısızlıklar kadar başarısızlık yaşadığı dönemler yok. Yok bakın gerçekten yok. Bana inanmıyorsanız açın kulübün tarihine bakın. Sayfa sayfa araştırın, belgesel belgesel izleyin. Böyle bir başkan yok. Fakat bazıları ısrarla hala ama menfaatleri doğrultusunda ama bilmiyorum başka ilişkiler mi var? Ali Koç sanki hiç böyle biri değilmiş de o bizi dipsiz kuyulardan kurtarmış. Fenerbahçe çökmüş, kaybolmuş, yok olmuş bir kulüpmüş de tekrar ayağa kaldırmış gibi Ali Koç pohpohlaması yapıyorlar. Fenerbahçe hiçbir zaman yıkılmadı. Fenerbahçe hiçbir zaman bu kadar sever olmadı. Fenerbahçe hiçbir zaman güçsüzken sadece birilerine sataşarak güç kazanan bir kulüp olmadı. Fenerbahçe güçlüyse sahada güçlüydü. Fenerbahçe başarılıysa şampiyon olduğu için başarılıydı. Sosyal medyada bazı Fenerbahçelileri özellikle yaşı genç olanları inanılmaz güzel derecede kandırıyorlar. Ali Koç Fenerbahçe'yi almasaymış Fenerbahçe yok olurmuş da bitermiş de öyleymiş de böyleymiş de. Ya sizin elinizden Ali Koç ve yönetimi aslında Fenerbahçe'nizi aldı farkında değilsiniz. Bakın ben 30 yaşındayım ben kendimce benim Fenerbahçe'mi sizlere anlatayım. Fenerbahçe demek pes etmemek demekti. 2005 Denizli'de şampiyonluk mu kaptırdık Galatasaraya? Çok üzüldük, yıkıldık, ağladık ama gecesinde şunu diyorduk: Aziz Yıldırım'ın kesin şekeri düşmüştür. Seneye öyle bir kadro kurar ki biz bu ligi sallarız. 2009-2010 Trabzon'la beraber kaldık. Bursa şampiyon mu oldu? Yıkıldık, üzüldük, bittik ama gecesinde şunu dedik: Ya Fenerbahçe bunu asla unutmaz. Aziz Yıldırım öyle transferler yapar ki, öyle hocalar getirir ki seneye kesin sallayacağız bu ligi. Bu arada bu iki dediğimde de düşüncelerimiz doğru çıktı. 2006- 2007'de 100. yıl şampiyonluğu, 2010-2011'de de Aykut Kocamanlı şampiyonluk yaşandı. Devam edelim mesela 3 Temmuz, değil mi? Çok yıprandı Fenerbahçe. Adeta tüm Türkiye Fenerbahçe'nin üstüne geldi. Neler neler yaşandı o dönemde ama Fenerbahçe taraftarı yıkılmadı. Fransa gol kralını o zamanlar için çok büyük bir bonservis bedeliyle Türkiye'ye indirdi. Bak en kötü gününde yaptı Fenerbahçe bunu. En umutsuz, en yıkılmış başkanı hapisteyken yaptı bunu. Fenerbahçe o transferle adeta dosta düşmana dedi ki Fenerbahçe Fenerbahçedir, yıkılmaz. Bunlar 30 yaşındaki Burak Güngör'ün vereceği örnekler. Gidin benden yaşça çok daha büyüklere sorun. Sizlere çok daha fazla örnek verirler. Ama sonra şunu unutmayın. Bir de dönün bugünlere bakın. Umudunuzu aldılar elinizden. Ali Koç 7 sezondur şampiyon olamıyor ve artık siz şampiyon olamadığınız bir sezonun ertesi gününde ya tamam hani olamadık ama Ali Koç öyle bir kadro kurar ki seneye biz kesin şampiyon oluruz diyemiyorsunuz. Üstelik konu sadece sizde değilsiniz. Bunu ne yazık ki başkan Ali Koç da söyleyemiyor. Bir Fenerbahçe başkanı düşünün ki kongresinde taraftarına şampiyon sözü veremiyor. Çünkü neden? İnanmıyor. Liderler inanırlar arkadaşlar. Liderler kimsenin inanmadığı günlerde, kimsenin inanmadığı anlarda, herkesin yıkıldığı, kendini yerde hissettiği anlarda ayakta olurlar ve inanırlar. Ali Koç lider falan değil ve Fenerbahçe başkanlık süresi boyunca hiçbir zaman Fenerbahçe'ye layık bir başkan olamadı. Olamayacak çünkü buna uygun bir insan değil. Lider olmayan bir insan bu kadar büyük bir kulüpte başkanlık yaparken başarılı olamaz. Bazı şeyler insanlara doğuştan yüklenir ve Ali Koç koça doğuştan liderlik özelliği yüklenmemiş. Bunu kendisi veya sevenleri ister kabul ederler, isterlerse etmezler çok da önemli değil. Zira dün itibariyle takip edenler bilir Ali Koç istifa hashtagine 100 binin üzerinde katılım oldu. Artık tepki büyüyor, artık tepki sessiz bir tepki değil. Dip dalgayla gelen Ali Koç belli ki dip dalgayla gidecek. Ki aslında bana kalırsa psikolojik olarak gitti de henüz adı konmadı. Zira Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u artık taraftar hiçbir yerde göremiyor. İmza töreni düzenleniyor, as başkanı görüyoruz. Maçlara totem olsun diye gelmiyor. Çok önemli bir Galatasaray maçı kaybediliyor. Açıklama yapacak, taraftarı rahatlatacak olan kişi başkan yerine as başkan oluyor. Fenerbahçe'nin bir hakem tarafından hakkına giriliyor. Fenerbahçe taraftarı acilen bir yangın bekliyor fakat Fenerbahçe yönetiminden haftalarca ses çıkmıyor. Yani işin özeti aslında Ali Koç'un artık Fenerbahçe taraftarıyla karşı karşıya gelecek durumu da kalmadı. Bunun bilinç altında bence kendisi de farkında fakat henüz kabullenmedi. Ne diyelim? Yakında kabulleniş başlar ve iki taraf arasındaki bir toksik ilişki muhtemelen yakın zamanda biter. Çünkü artık bazı şeylerin buradan geri dönüşü olması çok zor. Evet anlatacaklarım bu şekildeydi. Fenerbahçe çöktü çökmesine. Fakat Fenerbahçe her zaman ayağa tekrardan kalkmasıyla ünlüdür. Bir gün tekrardan tıpkı eskisi gibi güçlü bir şekilde ayağa kalkacaktır. Bütün Fenerbahçelilerin içi rahat olsun. Fenerbahçe özelinde mevcut gündemle alakalı söyleyeceklerim bunlardı. Eğer ilerleyen günlerde veya ilerleyen haftalarda önemli gelişmeler yaşanırsa tekrardan karşınızda olurum. Yarın gündemle alakalı başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.